أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معمول منصوب bahsini okuyoruz. Ma'mul mensub bahsinde taze güzel bilgiler bize lütfetti İbn Hacib Hazretleri. Mef'ul-i mutlağın amelinin vücuben hasfedilmesi konusu detaylarıyla beraber mef'ul-i mutlağın hayra makdemin gibi örneklerde nasıl bir tevil yapıldığı, mef'ul-i bih ile ilgili amelinin vücuben hasfedildiği yerler, izmar ala şerudeti tefsir meselesi, tahzir meselesi, münada meselesi, terhim meselesi, mendüp meselesi, bunlar ma'mul-i mensub bahsinde izhara farklı olarak bize verdiği bilgilerdir. Mef'ul-i fih bahsinde çok taze bir bilgiye ulaşmadık. Belki mef'ul-i fih bahsini nereye havale ettik? İzhardaki mef'ul-i fih'in mef'ul-i fih'te fi'nin hasfedilmesini daha detaylı olarak orada vardı. Burası onun özeti gibiydi. Dolayısıyla burada mef'ul-i fih bahsinde izhardaki bilgilerimizi gözden geçirmemiz lazım. Cevapları ona göre vermemiz lazım. Mef'ul-i leh konusunda efendim İmam Zeccac'ın farklı görüşünü bilmekte fayda var. O da bir yorumdur. Mef'ul leh telamın hasfedilmesi şartları değişik değildir. Mef'ul lehin husulü ve tahsili kısımlarına ayrıldığını burada görmüş olduk. Mef'ul-ü ma'a gelince yine izharda olmayan bilgiler burada zikredilmiş oldu. Bunlar bizim için taze bilgiler. Dolayısıyla ma'mul-ü merfu bahsi zengindi. Ma'mul merfu'a kadar olan gayr-ı munsarif bahsi zengindi. Merfu bahsi de zengindi. Mensup bahsi de zengin geçtiği anlaşılmaktadır. Yani zengin derken daha önce okuduğumuz kitaplarda görmediğimiz bilgileri bize vermiş oluyor. Böylece gramer bilgimizi geliştirmiş oluyor. Şimdi geldik hal konusuna. Arkadaşlar ma'mul-ü mensupte mef'uller ne kadar önemliyse hal de o kadar önemlidir. Çünkü hal de mef'ul gibi sık sık kullanılan bir ma'muldür. Özellikleri, güzellikleri itibariyle hal de nasıl diyeyim, mef'ul-i bih bahsi bilinmesi gerektiği gibi bilinmesi lazım. Mef'ul-i mutlaktaki bilgiler gibi bilinmesi lazım. Hatta daha da iyi bilinmesi lazım. Hal ile ilgili izharda da bir takım bilgiler ulaştık, müfred olur, cümle olur, cümle olunca rabıt lazımdır falan. O konuları izharda da görmüştük. Ancak biz burada kitapta var olan bilgilere ilaveten yine hal ile ilgili bilinmesi gereken bazı şeyleri de ilave olarak sizinle paylaşmış olacağız. Çünkü zaman zaman hal ile ilgili tefsirlerde veya bir takım eserlerde bazı terimler geçer. Sadece izhardaki bilginizle ona ulaşamayabiliyorsunuz. Hatta bazen sadece kafideki bilgiyle de ona ulaşamayabiliyorsunuz. Bu konuda İbn-i Akil'in izahları, İbn-i Hişam'ın izahları, Katr-ü Neda ve Şerh-ü Şüdür-ü Deheb'deki açıklamaların da bir kısmına ihtiyaç olacaktır. Hale objektif bakabilmek için. Hemen geçelim, bakalım ne diyor? El-hâlu hâl. Mef'uller bitince sıra hale geldi. Hal nedir? Ma öyle bir ma'muldür ki yübeyyinü beyan eder. Arkadaşlar hal kelimesi müzekker olarak da kullanılır, müennes olarak da kullanılır. Yani hal kelimesi kelime olarak bazen müzekker kullanılır, bazen müennes olarak kullanılır. Bazen de el-hâletü diye kendisine ta'yı tenis getirilebiliyor. Yani tenis tezkiri müsavidir diyebileceğimiz kelimelerdendir. Veya müzekker olarak da kullanılıyor, müennes olarak da kullanılıyor hal kelimesi. Yani bazen ona müzekker zamir giderse, bazen müennes zamir giderse şaşırmayın. Burada ma yübeyyünü derken, burada yübeyyünün müzekker olması ma lafzına binaendir yani. Ma öyle bir şeydir ki yübeyyünü, efendim beyan ediyor neyi? Heyetel faali, faalin heyetini, evil mef'ulü bihi veya mef'ulü bihin heyetini beyan ediyor. Şimdi arkadaşlar, mesela şu misale bakalım. Darabtu Zeyden kaimen. Darabtu Zeyden kaimen de darabtu, dövdüm Zeyden Zeyd'i. Ne olduğum halde? Kaimen, ayakta olduğum halde. Veya ne olduğu halde? Zeyd kaimen, ayakta olduğu halde. Yani burada halin, failin durumunu beyan ederse, efendim,
ben ne olduğum halde, kaimen ayakta olduğum halde. Mef'ulün durumunu beyan ederse, Zeyd'i dövdüm, Zeyd ne olduğu halde, kaimen ayakta olduğu halde. İkisinin halini beyan edebilir mi? O zaman kaimeyni olur. Darabtü Zeyd'e kaimeyni, yani vuran da, döven de, dövülen de ikisi de ayaktaydı. Burada önemli olan şurası arkadaşlar. Burasına dikkat etmek lazım. Yani burada kastettiği odur. Şimdi bu kaimen kelimesi şunun halini beyan eder veya bunun halini beyan eder. Bu faildir, bu mef'ulü bih'tir. Doğru mu? Ne demek halini beyan eder? Yani şurası. Eğer bunun halini beyan ediyorsa bu yaptığı iş neydi? Darb işi. Darb işini gerçekleştirirken neydi manzarası? Darp işini gerçekleştirirken manzarası neydi? Yani burada sadece bunun ayakta olduğunu anlatmak istemiyor. Ya faaliyetteki keyfiyeti neydi? Yani burada faildir. Yani darp işini yapandır. Bu işi yapmaktaki keyfiyeti neydi? Ha, bu işi yaparken keyfiyeti kaim idi. Veya Zeyden'in durumunu, yani mef'ulü bih'in durumunu beyan ediyorsa Zeyd ne olmuş burada? Dayak yemiş. O zaman onun durumunu beyan ediyor. Yani dayak yerken manzarası neydi? Mef'uliyetteki heyetini anlatmış oluyor. Mutlak heyetini değil. Faaliyetteki heyetini veya mef'uliyetteki heyetini. Kaimeyni dersek burada hem fail hem mef'ulü bih'in durumunu beyan etmiş olur. Peki darab düzeyden kaimen dediğimiz zaman failin durumunu mu beyan ediyor? Mef'ulün durumunu beyan ediyor. Bu karine ile anlaşılır arkadaşlar. Ma yubeyyünü heyetel faali. Burada vurgu yapmak istediğim Mesut kardeşim neresiydi? Yani failin heyetini derken failiyet heyetini, mef'uliyet heyetini, yani darb işini yaparken ki manzarasını, Zeyd'in darb üzerine vakı olurken manzarasını anlatmış oluyor. Anlatabildim mi efendim? Mesela Zeydünil alimu ehuke. Zeydün Zeyd, öyle Zeyd ki el alimu, alim olan Zeyd, ehuke senin kardeşindir demiş. Şimdi orada el alimu da bir şey beyan ediyor. Zeyd'in durumunu beyan ediyor değil mi? Onun durumunu beyan ediyor ama fail değil, mef'ulü bih değil yani. Fail veya mef'ulü bih'in failiyet ve mef'uliyet açısından durumunu beyan eder. Lafzan, o fail veya mef'ulü bih lafzan olduğu halde ev manen veya manen olduğu halde. Ben size ma yübeyni heyetel faali lafzan ev manen dediğimde siz ev takdiren mi demiştiniz? Öyle bir şey aramıza geçti de manenizi kabul etmemiştiniz. Öyle bir macera geçmişti aramızda. Olur, sizin bilginizde, bilgi dağarcığında daha farklı bilgiler olabilir. Farklı yerden bilgi sahibi olmuş olabilirsiniz ama yani kafiyedeki tarifi el-hâlu mâ yübeyyün heyetel fâili lafzan. Bu lafzan kelimesi arkadaşlar o fail veya mef'ulü bih'ten haldir. Ne olduğu halde o fail veya mef'ulü bih? Lafzan. Lafzan olduğu halde. Yani lafzi olarak. Ne demektir bu arkadaşlar lafzan olduğu halde? Ev manen veya manen olduğu halde. Şimdi arkadaşlar biraz dikkatli dinlemeniz gerekir burasını. Dikkatli dinlemeniz gerekir. Hani böyle yüzeyden baktığınız zaman anladığım gibi olabilir. Kaçırmış olabilirsiniz bazı şeyleri. Diyor ki مَا يُبَيُّنْ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ فَاَلِنْ هَيْئَةٍ اَوِلْ مَفْعُولُ بِهِ veya مَفْعُولُ بِهِ هَيْئَةٍ. Ne olduğu halde o fail veya mef'ulü bih lafzan, lafzan olduğu halde ev manen veya manen olduğu halde. Ne demek yani? Yani buradaki failin faaliyeti, mef'ulün mef'uliyeti lafız gereğidir. Yani lafız da o nedir? Fail düşebiliyor hakikaten veya hükmen. Yiğitim, hakikaten veya hükmen fail düşebiliyor. Hakikaten veya hükmen mef'ulü bih düşebiliyor. Yani lafzın gereği, cümlenin lafzı gereği, hakikaten veya hükmen ne olabiliyor? Fail olabiliyor. Buna lafzan diyoruz. Efendim, ev manen, kelamın lafzı itibariyle değil de manası itibariyle hakikaten veya hükmen ne düşebiliyor? Fail veya mef'ulü bih düşebiliyor. Bu anlattığım mesudum henüz anlaşılmadı. Ama وَحِينَ الصُّبْحِ تَبْدُوكَ النَّهَارِ حَقِيقَةُ مَنْ هُوِيَتُهُ فِي الظُّلَامِ demiş. Yani sabah olunca karanlıkta görmediğimiz şeyler ne oluyor? Netleşiyor. Şimdi yavaş yavaş sabaha doğru giriyoruz. Şimdi arkadaşlar darabtü Zeyden kaimen de Zeyd ve
bu fail lafız gereği fail veya mef'ul bih midir? Evet. Zeydün fiddâri kâimende. Bu kâimen neyin halidir arkadaşlar? Zeydün zeyd fiddâri evdedir. Hu ve o. Zarf-ı müstakar değil midir fiddâri? Zarf-ı müstakar bu da amel etme şartları tutmuş mudur? Muhtedâ itimat etmiştir. O zaman kâimen alttaki huvenin nesidir? Halidir. Efendim bu huve nedir? Lafız gereği nedir? Faildir. Laflan. Evet, lafzan fail olması hakikaten veya hükmen lafız onu gerektiriyor yani. Tamam. Peki, hâdâ zeydün kâimen dedik. Hâdâ zeydün kâimen dedik. Şimdi hâdâ bu zeydün zeyttir ne olduğu halde kâimen ayakta olduğu halde. Bu hâdâ mübtedadır. Zeydün haberdir. Doğru mu arkadaşlar? Burada fail veya mef'ul bih var mı? Yoktur. Hal, failin veya mef'ulü bihin durumunu beyan eder. Ama burada kaimen Zeyd'in durumunu beyan ediyor. Zeyd ne faildir ne de mef'ulü bihtir. Lafız gereği baktığımız zaman muhteda haberdir. Fail veya mef'ulü bih burada söz konusu değildir. Ama mana itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar ve ismi işarettir. Doğru mu? İsmi işarette fiil manası var mıydı? Uşiru manası var mıydı? Bu itibarla uşiru zeyden demek değil miydi bu? Bakın zeyd burada her ne kadar lafzan fail değil ise de kelamın manası itibariyle, orada işaret manası bulunması itibariyle uşiru zeyden demektir. O zaman burada manen faildir. Ne demek manen fail? Yani kelamın lafzı itibariyle fail değil. Bakın burada lafzı itibariyle fail ve mef'uldü. Lafzı itibariyle neydi? Faildi. Doğru mu? Ama burada kelamın lafzı itibariyle failiyet, mef'uliyet yoktur. Ya? Mana itibariyle var. Yani ismi işarette ne manası vardır? Uşiru manası vardır. Bu haya ne diyoruz arkadaşlar? Tembih harfi diyoruz. Değil mi? Ha'da unebbihu manası vardır. Da'da ne manası vardır? Uşiru manası vardır. Biz sadece da'yı ele alalım. Diyelim ki ha'da zeydün ismi işareti olarak baktığımız zaman olaya burada her ne kadar lafzan bir fail yoksa, mef'ulü bih yoksa ama manen, yani ne demek manen? Kelamın manası itibariyle burada ne vardır? Bir mef'ulü bih vardır. Zira zeyd, hâdâ zeydün, hâdâ zeydün diye zeyde işaret ediyorsun. Hâdâ zeydün, bu zeyttir, kaimen ayakta olduğu halde. Dediğimizde burada uşîru zeyden manası vardır. Anlatabildim mi? Yani arkadaşlar burada fail olması, mef'ul olması kelamın lafzı itibariyle. Bu lafız failiyet gerektiriyor. Burada huvenin fail olması kelamın lafzı itibariyledir. Fiddari zarf-ı müstakardır. Doğru mu? Efendim, neyi gerektiriyor bu? Lafız itibariyle fail olmasını gerektiriyor. Ama hâdâ zeydün kâimende ise zeydün haberdir. Haber olması itibariyle ne faildir ne de mef'ulü bihtir. Buradaki kâimen ne failin ne de mef'ulü bihin durumunu anlatmıyor lafız itibariyle. Ama mana itibariyle ismi işaretin olduğu yerlerde, ismi işaret manayı fiildendi, doğru mu? İsmi işaret olduğu yerde uşiru manası olduğuna göre uşiru zeyden manası vardır. Demek ki buradaki zeyd her ne kadar haber ise ev ma'nen lafzan ev ma'nen. Mana itibariyle kelamda nedir? Mef'ulü bihtir. Cü'tü ve zeyden rakiben kefâke ve zeyden dirhamun. Misallerine bir bakalım arkadaşlar. Cîtü geldim ve Zeyden Zeyd ile beraber geldim. Cîtü ve Zeyden rakiben misalinde ne anlarız arkadaşlar? Cîtü geldim ve Zeyden Zeyd ile beraber geldim. Ne olduğu halde Zeyd rakiben, rakip olduğu halde geldim. Şimdi buradaki rakiben Zeyd'den hal olduğunu düşünelim. Cîtü ve Zeyden Zeyd ile beraber geldim. Rakiben, rakip olduğu halde. Şimdi burada rakiben haldir. Nereden haldir? Zeyd'den haldir. Zeyd ne düşüyor terkipte arkadaşlar? Rakiben haldir. Zeyd zil haldir. Peki Zeyd ne düşüyor terkibe? Fail midir? Mef'ulü bih midir? Nedir ya? Arkadaşlar, buradaki Zeyden nereden mef'ulü mahtir? Şimdi mef'ulü mah arkadaşlar bazen fail ile birleşir, bazen mef'ul ile birleşir. Ne demek fail ile birleşir, mef'ul ile birleşir? Mesela cîtü geldim ve Zeyden Zeyd ile beraber geldim. Buradaki Zeyd ile buradaki fail aynı işi yapmışlar. Bu nedir? Efendim, failin yaptığı işi yaptığından dolayı bu hükmen fail sayılır.
Doğru mu? Ya bak, gelme işini ben yaptım, Zeyd yaptı. O zaman Zeyd burada nedir? Hükmen faildir. O lafla fail olması hakikaten veya hükmen olur dedim ya. Söylediğim zaman anlaşılmamıştı ama Beytullah şimdi anlaşıldı değil mi? Yani fail hakikaten olur veya hükmen olur. Mesela şurada fail hakikatendir. Ama ciltü ve zeyden de zeyden mef'ulü mahtır ama hükmen faildir. Niye hükmen faildir? Çünkü buradaki mef'ulü mah faille neyle beraber olmuş? Ciltünün tüsüyle beraber olmuş. Doğru mu? Peki bu neydi? Faildi. O zaman bu da nedir? Hükmen fail sayılıyor. Buradaki rakiben lafzan failin durumunu beyan etti. Doğru mu? E nasıl lafzan failin? Yani mef'ulü mah eğer faille beraber birleşiyorsa o da hükmen fail sayılıyor. Lafzan olan, lafzı kısmını hakikaten veya hükmen kısımdan ayırıyoruz. Kefâke ve zeyden dirhemunde. Kefâke sana yeter ve zeyden zeyd ile beraber dirhemun, bir dirhem yeter dediğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar, kefâke ve zeydun dirhemun, buraya da bir şey getirelim. Rakiben. Hal getirelim. Kefâke sana yeter ve zeyden, zeyd ile beraber ne yeter? Dirhemun, bir dirhem yeter. Ne olduğu halde o zeyd? Rakiben, rakip olduğu halde. Yani zeyd rakip ise bir dirhem yeter. Maaşı ise yetmeyebilir yani. Şimdi burada arkadaşlar, burada da bir mef'ulü mah var mı? Var. Peki şu mef'ulü mah'ın bundan farkı nedir? Ha, burada fail ile beraber değil, mef'ul ile beraberdir. Bak burada ben geldim ve zeyden zeyd ile beraber. Zeyd fail ile beraber burada. Kefâke sana yeter. Dirhemun faildir. Sana yeter ve zeyden zeyd. Sana ve zeyd ikinize. Demek burada mef'ulü mâ nedir? Ne ile beraberdir? Mef'ul ile beraberdir. O zaman burada ne olmuş oluyor? Hükmen mef'ul oluyor. Yani lafzanın hakikaten ve hükmen kısımları vardır. Demek ki mef'ulü mâ fail ile beraber olabiliyor. Mef'ulü bih ile beraber olabiliyor. O zaman hakikaten fail veya hükmen fail dediğimiz zaman bunları da kapsamış oluyor. Bu açıklamaları Yiğit'im neden yapıyorum biliyor musun? مَا يُبَيُّنْ هَيْئَةَ الْفَاِلِ لَفْظًا اَوْ مَعْنًا buraya kalkıp manen kısmına sokmayasınız diye yapıyorum. Yani buraya ne yapmayacaksınız? Manen kısmına sokmayacaksınız. Mücahidim, tamam mı? Manene deyince neyi anlayacağız arkadaşlar? Lafzan deyince neyi anlayacağız? Manen deyince Yusuf Ali neyi anlayacağız? Lafzan deyince yani kelamın lafzı onun fail veya mef'ul olmasını gerektirir. Kelamın lafzı onun fail veya mef'ul olmasını hakikaten veya hükmen gerektirmiş olabilir. Bunu o kısım içerisinde, lafızı kısmı içerisinde mutalaa etmiş olacağız. Onun için mef'ulü mâh meselesi de burada nereye giriyor Yusuf'um? Lafzı yolu. Lafzı kısmına giriyor. Lafzının hükmü kısmına giriyor. Tamam mı koçum? Peki, manen dediği zaman biz manenden neyi anlayacağız arkadaşlar? Manenden, yani kelamın manası onun mef'ulü bih olmasını gerektiriyor. Lafıza baktığımız zaman mef'ulü bih olmasını gerektiren hakikaten veya hükmen bir şey yok. Bunun misali nedir? En bariz misali, hâdâ zeydun kâimendir. Bu misalde daha çok neyi görürüz? Manen mef'ulü bih'i görürüz. Manen faali göremeyiz burada. Hâdâ zeydün gâimen, bu zeyttir gâim olduğu halde. Efendim, zeytten zeydin durumunu beyan edince burada görünüşte neyi beyan etmiş? Neyin durumunu beyan etmiş? Aynen. Haberin durumunu. Zeydün, hâdâ zeydün. Haberin durumunu beyan etti. Halbuki failin veya mef'ulübin durumunu beyan edecekti. Diyoruz ki biz burada zeyt her ne kadar haber ise de kelamın manası itibariyle bu mef'uldür. Niye manası itibariyle mef'uldür? Çünkü hâdâ ismi işarettir. Hâdâ ismi işarettir. Mecazen söylüyorum arkadaşlar. Dâ'dır ismi işaret. Hâdâ da iki tane harf vardır. Birisi hâ, birisi dâ'dır. Hâ harfi tembihtir. Dâ ismi işarettir. Ama biz bir tanesini alalım. Sadece ismi işaret açısından baktığımız zaman bile orada ne vardır? Fiil manası vardır. Veyahut da hâ açısından alırsak ne manası vardır? Unebiyuh manası vardır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tembih harfi de, nida harfi de, efendim, ismi işaret de nedir bunlar? Hepsi manayı fiildir.
Bu ha da da iki kelime var. Birisi ha, birisi da'dır. Ha harftir, da isimdir. Doğru mu? Ha harftir, da isimdir. İsmi işarette fiil manası vardır. Tenbih harfinde de ne vardır? Fiil manası vardır. O zaman ma yubeyyinu heyetel faali. Failin evil mef'ulü bihi veya mef'ulü bihin durumunu beyan eder. Bu fail veya mef'ulü bihi lafzan, lafzan olur. Ne demek lafzan olur? Kelamın lafzı açısından faildir veya mef'uldür. Kelamın lafzı darabe, fiddari, efendim, ci'tu kefake. Kelamın lafzı orada bir fail gerektiriyor, bir mef'ulü bih gerektiriyor. Bu da o failin veya mef'ulü bihin durumunu beyan ediyor. Buradaki fail veya mef'ulü bih hakikaten olabilir, hükmen olabilir. Hakikaten de sıkıntı yok. Hükmeni anlatırken ne diyoruz? Örnek olarak, efendim, şuraları vermiş olduk. Efendim, peki ma yubeyyin heyetel faili evil mef'ulü bihi lafzan ev ma'nen. O fail veya mef'ulü bihi ne olduğu halde? Ma'nen, manen olduğu halde. Yani kelamın lafzı orada fail veya mef'ulü bihi gerektirmiyor. Hâdâ zeydün de bu muhtedadır, bu haberdir. Burada ne fail gerekiyor ne de mef'ulü bihi gerekmiyor. Ama mana itibariyle burada zeyde bir mef'uliyet manası yüklemek mümkün müdür? Şu ismi işaretten, uşîru zeyden mef'ul bih manası buradan çıkarabiliyoruz. Tamam. Da olmasaydı ismi tenbih harfinden de bunu çıkarabilirdik. Dolayısıyla ev manen dediği fail veya mef'ul bih kelamın manası itibariyle orada fail vardır veya mef'ul bih vardır. Yoksa lafzı itibariyle yoktur. Buyurun. Bu en son kelimede haza dediğimiz ha olmasaydı. Yani sadece daha ismi işareti olarak şey yeter yani. İsmi işaretle fiil manası var mıdır? Vardır. Sadece ha-i nazar itibarı alsan tenbih harfi, onda da fiil manası vardır. Tenbih ediyorum Zeyd'e. Ha Zeyd'den Zeyd'e tenbih ediyorum. Yani burada iki tane fiil manasını doğurabilecek, fiil manasını doğurabilecek şey var. Ha'dan da fiil manası alabilirsin, da'dan da fiil manası alabilirsin. Manen olanlar sadece mef'ul bih'te mi? Yani şu an mef'ul bih örneği görüyoruz. Yani bunu misaller üzerinde bütün şerlerde hep mef'ul bih'e verirler. Burada manen fail diyecek olsan şu kaimeni hâdâ zeydün kaimen de ben işaret ettiğim halde, ben ayakta olduğum halde dersen o zaman ne olacak? Failden hali olmuş olacak ama dedim ya bunu pek rastlamadım yani. Bilmiyorum hocam, faili lafzen olup, yani lafzen hükmü olarak... Hakî veya hükmü olur. Hükmü olanlar talim mef'ulü mâh için mi geçerli olur? Yani burada iki tane yine mef'ulü mâh, yani örnek üzerinden gittiğimiz için söyleyeyim. Ha yok yok, başka da vardır. Mesela darabtu ed-darbe, yani vurmakla vurdum. Ne olduğu halde? Şediden, şiddetli olduğu halde dedim. Şimdi burada ed-darbe mef'ulü mutlaktır. Darabtu vurdum, ed-darbe vurmakla vurdum. Zilhal marif olması gerektiği için darben demedim onu. Şedideni hal yaptı. Şimdi bu şediden ne yaptı? Eddarbenin durumunu beyan etti. Eddarbe mef'ulü mutlaktır. Ama bu şu manadadır. Ehdestu eddarbe şediden. Ehdestu vücuda getirdim eddarbe darb işini şediden şiddetli olduğu halde. Yani buradaki eddarbe hükmen ne sayılıyor? Mef'ulü bih sayılıyor. Sadece şeyde değil yani. Buyur Mücahidim. Lafzen olarak fail olanla manen fail olan arasındaki fark. İkisi de terkipte fail olarak düşmüyorlar. Ancak fail oluyorlar. Birisinde kelamın lafzı failiyeti gerektiriyor. Mesela ci'tu ve zeyden rakibende burada zeydenin failiyetini ci'tu fiili gerektiriyor. Yani kelamın lafzı gerektiriyor. Ama öbür tarafta hâdâ zeydünde ise kelamda onun mef'ul olmasını gerektiren bir şey yok. Muhteda haberdir. Fakat manaya döndüğün zaman ha bu ismi işarettir bundan uşîru manası alarak zeydi mef'ul yapıyorsun. Burada zeyd ci'tünün tüsüyle beraber olduğu için buna hükmen fail dedik. Doğru mu? Ci'tünün tüsü lafzan fail midir? Lafzan faildir. Buna niye lafzan fail demedik de hakikaten demedik de hükmen dedik? Çünkü hakikaten fail tüdür. Bu hakikaten nedir? Mef'ulü mahdır. Ama hüküm itibariyle fiili
Mecihet işini faille bu ikisi beraber meydana getirdi. Sadece terkipte buna fail diyoruz, buna mef'ulü ma'ahd diyoruz. Yoksa bu ikisi de aynı işi yapmışlardı. O zaman hükmen bu da nedir? Faildir. Şeyle aynı açıklamayı yapıyor gibi oldu sanki. Manen fail olanla aynı açıklamayı yapıyor gibi oldu. İkisi de terkipte fail düşmemesine rağmen mana açısından ikisi de fail olduğu için ya da mef'ulü bi'ahd olabilir bu. Aradaki nüansı kaçırdık o zaman, onu söyleyeyim. Aradaki nüans şudur, biraz dikkat edelim. Şimdi lafzan fail demek, lafzan fail ne demektir? Lafız onu gerektiriyor. Manen fail ne demek? Lafız onun fail olmasını gerektirmiyor. Ya kelamda bir mana oluşuyor, lafızda değil, kelamda bir mana oluşuyor. O mana itibariyle faildir veya mef'ulü bih'tir. Hâdâ zeydün kâimen de. Zeydün ne faildi, ne de mef'ulü bihtir. Lafız itibariyle asla ne faildir, ne de mef'ulü. Yani biz hâdâ zeydün kâimende arkadaşlar terkip yaptığımız zaman hâdâ, hâten bir harfidir. İrab'da mahalli yoktur. Zâ ismi işarettir, muhtedadır. Mahallen merfudur. Zeydün haberdir. Lafzan merfudur. Hâdâ zeydün cümlesi muhtedadır. Muhtedâ haberdir. Bu cümlenin İrab'da mahalli yoktur. Başka bir şey var mı burada? Yani zeydüne fail veya mef'ulü bih diyor muyuz? Demiyoruz. Ne zaman kaimen devreye girdiyse, kaimen ya failin durumunu beyan ederdi veya mef'ulü bih'in durumunu beyan ederdi. Bu sefer diyoruz ki, Zeydün her ne kadar haber ise de, kelamın manası itibariyle mana, manası itibariyle mef'ulü bih'tir. Nasıl oluyor? Hâdâ ismi işarettir ya, orada bir uşîru manası vardır. Zaten hâdâ Zeydün kaimende, kaimenin amili hangisidir? Da'dır. Ne olarak amildir? Fiil olarak, şibhi fiil olarak değil. Ya? Manayı fiil olarak amildir. Tamam. Herhalde anlaşılsa gerek. Yine şüpheli şey kaldı mı kafanda? Zaten buranın anlatımı biraz zor olduğu için ben de biraz vurgu yapmaya çalıştım. Örnekleri yazdım. Lafzen dediği zaman arkadaşlar ne anlayacağız? Yani kelamın lafzı orada fail arıyor, mef'ulü bih arıyor. Manen dediğimiz zaman kelamın lafzına baktığın zaman orada fail aramıyor, mef'ulü bih aramıyor. Mana itibariyle biz orada bir fail veya mef'ulü bih arayışına girdik. Arkadaşlar hâdâ zeydün kâimen de kâimen zikredilmiş olmasaydı biz burada bir manayı fiil arayacak mıydık? Aramayacaktık. Bizi burada manayı fiil aramaya sevk eden nedir? Kâimende bir amil bulacağız. Ve kaimen de ne yapmış olacak? Fail veya mef'ulü bih'in durumunu beyan edecek. Burada kaimen hiç zikredilmiş olmasaydı, hâdâ zeydün deyip bıraksaydık, biz burada ne aramayacaktık? Bir fiil manası aramayacaktık. İhtiyacımız yoktu yani. O zaman tekrar ediyorum burasını. El-hâlu hâl nedir? Ma öyle bir şeydir ki yübeyyünü beyan eder heyyetel fâili. Fâilin faaliyetteki heyyetini beyan eder. Evin mef'ulü bihi veya mef'ulü bihin durumunu beyan eder. Yani mef'ulü bihin, mef'ulü bihteki heyetini beyan eder. O fail veya mef'ulü bih ne olduğu halde lafzan lafzı olduğu halde yani failin faaliyeti veya mef'ulün mef'uliyeti kelamın lafzı itibariyledir. Lafzan kelamın lafzı itibariyledir. Yani kelam ne arıyor? Kelamın lafzı ne arıyor? Fail arıyor. Ne arıyor? Mef'ulü bih arıyor. Kelamın lafzı faali gerektiriyor. Şimdi darabede fail veya mef'ulü bih gerektirmiyor mu darabe? Gerektiriyor. Zeydün fiddâride fiddâri gerektirmiyor mu? Zarf-ı müstakar amildir gerektiriyor değil mi? Efendim ci'tu ve zeyden de ca fiili fail veya mef'ulü bih gerektirmiyor mu? Gerektiriyor. Kefâke de fail veya mef'ulü bih gerektirmiyor mu? Kelamın lafzı gerektiriyor. Mahâdâ zeydün de faali gerektiren, mef'ulü bih gerektiren yok. Hâdâ zeydün de var mı? Yok. Ha orada bak diğer misallerin her birisinde fiil vardır veya şibhi fiil çıkar karşınıza fark etmez. Fiil varsa fiil neyi gerektiriyor? Faili veya mef'ulü bihi gerektiriyor. Ama fiil yoksa orada veya şibhi fiil yoksa faili veya mef'ulü bihi gerektirecek bir amil yoksa orada o zaman mef'ulü bihi nasıl olacak? O zaman da manen diyor. Yani ondan onu çıkarabilirsin fark etmez. Yani söylediğim aslında çok nettir. Yani verdiğim örneklerde bu çok nettir. Diyorum ki size darabtu zeyden kaimen de kaimen nedir? Haldir. Bu kelamda faali gerektirecek, mef'ulü bihi gerektirecek bir durum var mı? Var. Zeydün fiddâri
gaimen de faali gerektirecek veya mef'ulü gerektirecek bir durum var mı? Lafız itibariyle var mı? Var. Peki hâzâ zeydun gaimen de gaimen haldir. Bu cümlede fail veya mef'ulü bir gerektirecek lafzı bir durum var mı? Yok. Ci'tü ve zeyden de var mı? Var. Kefâke ve zeyden de var mı? Var. Anlatabildim mi? Peki o zaman hâzâ zeydun gaimenin diğerlerinden farkı nedir? Onun orada lafız fail de gerektirmiyor, mef'ulü bih de gerektirmiyor. O zaman orada fail veya mef'ulü bih gerektiren nedir? Lafız değildir. Ya nedir? Manadır. Ne demek? Kelamın manasına bakınca orada bir cümle oluşturuyoruz. Fiil manası oluşturuyoruz. O fiil manasının mef'ulü bih oluyor. Ama manen oluyor tabi değil mi? Lafzan değil yani. Lafzan nedir o siz? Hâdâ zeydünde haberdir. Şimdi Molla Cami'deki buranın izahını okuyayım size. Biraz daha belki net alınırsınız diye söylüyorum. Ev manen ey maneviyen bi en tekune fa'aliyetul fa'il ev mef'uliyetul mef'uli bi'itibari manen yufhamu min fehvel kelam. Fa'ilin fa'aliyeti, mef'ulün mef'uliyeti kelamın fehvasından anlaşılan bir mana itibariyle fa'il veya mef'ulü bihtir. La bi'itibari lafzihi ve mentukihi konuşulan bir kelimeden kelimenin lafzından orada bir fail çıkmıyor, bir mef'ulü bih çıkmıyor. Vel muradu bil fa'il evin mef'ulü bihi a'mu min eyyikuna hakikaten ev hükmen. Bu şeyle alakalı. Yani burada fail dediği zaman veya mef'ulü bihi dediği zaman hakikaten olur, hükmen olur. Hakikaten veya hükmen olması işte mef'ulü mahide içerisine alıyor. Ondan sonra mef'ulü mutlakı da içerisine alıyor diye devam ediyor arkadaşlar. Peki mislü darabtu zeyden kaimen misal vâdıhtır. Doğru mu? Ve zeydün fiddâri gâimen. Burada da misal vâdıhtır. Geçiyorum onu. Ve âmiluhâ ve hâdâ zeydün gâimen. Bu misal de vâdıhtır arkadaşlar. Ve âmiluhâ hâlin âmili. El fi'lü fiildir. Ev şibhuhu veya şibhi fiildir. Efendim ev manâhu veya manâ-i fiildir. Hal zayıf bir mamul olduğundan dolayı bunda fiil amel ettiği gibi, şibhi fiil amel ettiği gibi manâ-i fiil de bunda amel edebilir. Yani nida harfi amel-i manevi diyelim. Amel-i manevi hal ve zarf gibi mamullerde amel eder. Hal ve zarf gibi. Hal ve zarf gibi mamuller arkadaşlar zayıf mamullerdir. Yani böyle gazeteci gibi her tarafa giren şeyler vardır. Mamuller vardır onlar. Yu'teferu fî mâ lâ yu'teferu fî gayrihi. Başkasında olmayanlar onlar da caizdir. Sen gazeteciysen başkasının giremediği yere giriyorsun. Bu hal ve zarf gibi mamuller her tarafa giriyorlar. Lafz-ı amillerin olduğu yere de girerler, şibbi fiilin olduğu yere de girerler, şibbi fiilin olduğu yere girerler. Bir de amil-i manevinin olduğu yere de girerler. Yani biz amil-i maneviyi anlatırken amil-i manevi hal ve zarf gibi fail ve mef'ulün bihin dışında hal ve zarf gibi mamullerde amel ederler diye geçmişti. Hatırlarsanız. Ve şartuha halin şartı nedir? Entekûne nekireten. Yani İbn Hacib burasını kullanırken kendisi çok iyi bildiği için lafzan ev man ne dedi? Lafzan ev manem dedi. Lafzan ev manem dedi. Geçti. Kendisi çok iyi bildiği için burayı kolay geçti. Misaller üzerinden siz bu işi çözün dedi. Molla Cami biraz daha yardım etti bize falan. O da işi iyi bildiği için Molla Cami okusak bu anlattığım kadar zorlanmazdık. Çünkü orada ibare olarak bu anlattıklarım geçiyor. Şimdi burada da ve şartu entekûne nekireten diyor. Halin şartı nedir? Nekir olmaktır. Nekire mi asıl, marife mi asıl arkadaşlar? Nekire asıldır. Çünkü marife yapmak için elif lamma ihtiyaç vardır. Yani marifelik arizidir. Şartı nekire olmaktır. Ve sahibuha ve zilhalde marifeten marife olmaktır. Yani hal nekire olur. Sahibi ne olur? Marife olur. Mübteda haber gibi. Mübteda da asıl olan marife olmaktır. Haber de asıl olan nekire olmaktır. Zeydun alimun dersi. Efendim ve şartuha halin şartı en tekûne nekireten nekire olmaktır. Ve sahibuha sahibi marifeten marife olacak galiben. Galiben marife olacak. Şimdi arkadaşlar halin genelde vakı olduğu yerler iki kısımdır. Bakın arkadaşlar burada ca'a racülün min beni temimin farisen beni temimden birisi geldi farisen faris olduğu halde yaya geldi. Fîhâ yufrakû küllü emrin hakim o gecede küllü emrin hakim her hikmet sahibi olan iş ne yapılır? Tefrik edilir. Ne olduğu halde emran min indina
şu emren hal olduğunu düşünelim. Hel etake racülün, sana bir adam geldi mi? Ne olduğu halde? Rakibe binici olduğu halde. Bakın burada arkadaşlar ne olmuş? Dikkat ederseniz halin vakı olması ya böyle olur ya böyle olur. Bu çok azdır. Çok fazla değildir yani. Ne oldu buralarda? 3 tane misal verdim size arkadaşlar. Bu 3 tane misalde ne görüyoruz? 1. Halin vakı olması efendim bir nekireden sonra gelmiştir ama mevsuf bir nekireden sonra gelmiştir. Câe racülün, bir adam geldi. Öyle adam ki min beni temimin, beni temimden olan bir adam geldi, ne olduğu halde farisen. Yani zilhal ne olmuş oluyor? Nekiredir ama sıfatlanmış bir nekiredir. 1. Zilhal sıfatlanmış bir nekire olabilir. 2. Zilhal istiğrak ifade eden bir kelime nekire olabilir. Mesela fiha yufraku kullu emrin, bütün hakim, her hakim olan işleri istiğrak ifade eden bir nekire kelimedir. Doğru mu istiğrak? Anlaşıldı mı? Böyle olduğu zaman emran haldir. Nereden haldir? Küllü emrin. Nekire midir? Nekiredir ama istiğrak ifade eden bir nekiredir. Tamam. Üçüncüsü istifamdan sonra gelen bir nekire. Hel etake racülün, sana bir adam geldi mi? Ne olduğu halde? Rakiben. Şimdi arkadaşlar ya zilhal efendim sıfatlanmış bir nekire olur veya istiğrak ifade eden bir nekire olur veyahut da istifamdan sonra gelir. Bir de bunun dışında halin gelmesi var ki galip olan bunun dışında gelmesidir. Yani sıfatlanmış nekire değildir veya istiğrak ifade eden nekire değildir veya istifamdan sonra gelen nekire değildir. Ya nedir? Efendim marifedir. Bunun dışında geldiği yerler ekserdir arkadaşlar. Onun için galiben demesi ne demektir arkadaşlar? Şimdi galibenin söylüyorum. Ve şart ve sahibuha, sahibi marifeten marife olacak. Galiben ne demek? Galip maddelerde demektir. Yani bunun hal marife olması bütün maddelerde şart değildir. Genel maddelerde galiben ne demek arkadaşlar? Yani galip maddelerde marife olması şart değil. Ne demek galip maddelerde? Mesela şuralarda ne değildir? Marife olması şart değildir. Yani mevsuf nekir olabiliyor. Veyahut da istiğrak ifade eden bir nekir olabiliyor. Veya istifamdan sonra gelen bir nekir olabiliyor. Ama bunun dışında ne olması lazım? Mutlaka marife olması lazım. Hal nekir olur. Ve sahibi ve sahibi marifeten marife olur. Galiben galip yerlerde. Galip yerlerden neyi kastediyor? Bu 3 tanesinin dışını kastediyor. Anlatabildim mi arkadaşlar burasında? Galibeni anlatabildim mi arkadaşlar? Ha şimdi başka misaller verecek. Ve ersalehel irake ve marattu bi vahdehu. Efendim? Bir sonraki derse kalmıştır.